Ben Mensu. Eğer kanalımda yeniyseniz ben dikiş videoları çekiyorum. Bugün de bu üzerimde görmüş olduğunuz kaşe kabını diktim. Eğer videolarımı beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz dikim videosuna geçebiliriz. Herkese günaydın. Şimdi bugün bir kaşe kaban dikeceğim. Bu yüzden erken uyanayım dedim ama saat 11 oldu. Neyse, uyanıp hemen kaşe kaban dikmeye başlayacağım. Kaşe kabım için kalıbımı buradanı pratik dikiş sayısından çıkaracağım. Bu sayı 2019'un 4. sayısıymış. Bunu buradanın internet sayfasından bulabilirsiniz. Orada eski sayılar satılıyor. Bu sayıdaki bu kabanı yapacağım. Kuşaklı olan kabanı yapacağım. Çünkü benim zaten düğmeli bir kabanım var. O yüzden ben de kuşaklısını yapayım dedim. Bunun için böyle her şeyi burada teker teker anlatmış. Kuşakların ölçüsünü söylemiş, işte kemer köprülerinin ölçüsünü söylemiş, hepsini anlatmış. Ben de ona göre kalıplarını keseceğim kumaşımdan. Almak isterseniz yeniden bakabilirsiniz. Şöyle bir sürü kalıbımız var elimizde. Bunları böyle bedenlerini tabii ki sadece kendime göre kesmedim. Sonrasında başka bir beden daha yaparım diye. İşte bütün bu kalıpları kumaşa geçireceğim. Ve hepsini söylendiği gibi, mesela bundan bir tane istiyor, iki tane bundan, bir tane bundan falan filan diye keseceğim hepsini. Teker teker şimdi bunları kumaşıma yerleştiriyorum. Ve bütün işaretleri, orta işaretini, işte ne bileyim şuradaki klapanın katlanma yeri olan işareti, fold yazan katlamak gereken yeri, hepsini bütün işaretleri geçireceğim pense özellikle. Sonrasında da kumaşımı keseceğim geçirdikten sonra. Size nasıl kestiğimi göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle iğneliyorum, tamam mı? Sonra bu karbon kağıdın altına koyup şu ruletle birlikte işaretliyorum. Üstünden geçiyorum. O yüzden şurada sarı izler var. Sonra bu sarı izlerin üzerinden 1 santimetre 1 santimetre böyle dikiş payı yapıyorum. Ve onu da sabunla çiziyorum. Sonra sabunla çizdiğim yerin etrafından kesiyorum. Ben patronlarımı her zaman böyle aktarıyorum. Çünkü bu çizgiler, bu çok büyük bir şey olduğu için bunu yeniden bir kağıda geçirmek daha zor olur diye düşündüğüm için. Parçalarını kestim. Kol parçasını, ön parçayı, arka parçanı hepsini kestim. Böyle bel köprülerini kestim. Kemer kısmını iki parça halinde kesebildim ben ama sizin tek parça halinde kesebiliyorsanız kesin. Çünkü benim kumaşım yetmedi. Böyle yapabildim ancak. Ve bu parçalarına gördüğünüz gibi tele yapıştırdım. Bu arka pervaz kısmına ve klapa kısımlarına tele yapıştırdım. Zaten dergisinde yani açıklama kısımlarında böyle yapın diyor. Tele yapıştırmanız gerektiğini söylüyor. Teleyi yapıştırdım yani ben de onun söylediği gibi hangi parçalara söylüyorsa. Şimdi öncelikle şunu yapmak istiyorum. Önüme şöyle iki tane ön parçayı alıyorum. Bu parçalar şöyle şu şekilde, şunu işaretledim zaten çoktan. Ama bu parçanın bir tanesinde işaret yok. Pens yeri için işaret yok. O yüzden şöyle cetvelimle iyice sabunla belirginleştiriyorum bu pens yerini. Belirginleştirdikten sonra bu parçayı böyle bununla yüzü yüzüne bakacak şekilde eşitliyorum. Şimdi buradaki pens kısmını buraya aktarmak için pens kısmının olduğu tarafı böyle böyle yumruk ata ata geçiriyorum buraya. Ve gördüğünüz gibi burada da bir pens tarafı oluşmuş oluyor böylece. Böylece işareti düzgün bir şekilde, tam bir şekilde geçirmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki işareti, buradaki işareti aktarabildik bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken şey pensleri birbiri üzerine. Pensleri şu şekilde hallettim. Sonrasında da ütüledim iç tarafa doğru şu şekilde. Hallettim pensleri. Yapmamız gereken şey omuz dikişlerini dikmek. Bunları yan yana koyuyorum şu şekilde. Nasıl durması gerekiyorlarsa üzerimde. Üzeri bana bakıyor. Sonrasında ön parçayı, bunlar ön parça zaten. Arka parçayı alıyorum. Yüzü bu tarafa bakacak şekilde, bunlara bakacak şekilde koyuyorum. Sonrasında şöyle gördüğünüz gibi omuzlarını birleştiriyorum. Evet, böyle bu şekilde omuzlarını da birleştirdim. Şöyle göstereyim. Omuzlarını da güzelce birleştirdim ve böyle döndürdüm ki nasıl olacak diye bakmak için bir de üstüme denedim şimdiden. Gerçekten de güzel olacağı benziyor. Bunları bir kenara kaldırıyorum. Ve önüme şu tel aladığım klapaları alıyorum. Bunları böyle bu şekilde önüme koyuyorum. Ve arka klapayı da önüme koyuyorum. Şöyle şu şekilde. Bunları böyle
uçlarından birleştiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi klapaları da birbiri üzerine iğneledim. Şimdi bunları da omuzlarından gördüğünüz gibi klapaları da birbiri üzerine diktik. Böyle bu şekilde oldu. Şimdi bu klapalara ait oldukları yere dikeceğiz. Yani ön tarafa dikeceğiz. Şimdi ön tarafı alıyorum önüme. Klapayı nasıl dikeceğiz? Yüzü yüze bakacakmış. Evet. Bu klapaları diktiğimiz yerlere çıtlar atacağım. Sonra ne yapacağız? Bunu yüzü yüzüne bakacak şekilde omuz dikişlerini üst üste getiriyorum. Omuzları denk düştü. Önemli olan kısım sadece omuzlarını denk düşürmeniz. Sonrasını zaten denk dikersiniz bence. Şimdi onları dikiyorum. Sonrasında da yapmam gereken şeyi göstereyim. Bunu göstermesi zor olacak çünkü. Şimdi ne yaptığımıza bakalım. Bu klapaları buraya taktık. Şöyle yüzü yüzüne bakacak şekilde taktık. Gördüğünüz gibi köşelerini falan her yerini güzelce diktik. Omuzlarını denk düşürmeye çalıştım. Sonrasında bunu böyle bu şekilde dışarı döndüreceğim. Sonra yakası olmuş olacak. Ama döndürmeden önce şuralarından biraz keseceğim ve çıt atacağım omuz taraflarına. Çünkü güzel katlansın diye. Şimdi içe döndürmeden önce şuralarına çıt atıyorum. Sonrasında döndürmeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde şuralarını falan kestim güzel dönsün diye. Şimdi döndürüyorum. Böyle döndürünce bu şekilde oldu. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde klapayı da döndürdük. Şurasını şöyle içeri doğru diktim elimle ki geri dönüş olmasın diye istemediğimiz zamanlarda. Ben bu klapanın dibinden de makine çekeceğim ama şimdilik kolunu birleştirmek istiyorum. Nasıl göründüğünü görmek için üstümde. Böyle ortasını zaten önceden çizmiştim çünkü kalıpta yeri belli. Ortasını şöyle şu şekilde dikişin ortasına denk getiriyorum. Omuz dikişine pardon denk getiriyorum. Böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneliyorum. Ve dikeceğim. Nasıl bir şey olsun aşırı merak ettiğim için galiba bir günde bitireceğim yanlışlıkla. Normalde bir şeyleri bir günde bitirmiyorum. Kollarını da diktik. Kollarını diktikten sonra şu şekilde alt kısımlarını denk getiriyorum. Koltuk alt kısımlarını denk getiriyorum. İğneliyorum sonrasında. Yani şimdi şu şekilde yan dikişlerini de yapıyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde koydum kumaşımı. Şu şekilde her tarafını birleştiriyorum. Şimdi ne yapmaya geçtim. Aslında bu burada dergisinde astarlı anlatmıyor. Ama ben astarlı yapacağım. Astarını da nasıl yapacağım? Kendimin zaten var olan bir kaşık abanından anladığım kadarıyla yapacağım. Ondan anladığım kadarıyla bu ön kalıbı koyacağım buraya. Ve ön kalıbın neresine kadar yapacağım biliyor musunuz? Şu patlama kısmına yapmayacağım. Yani şu taraflarını keseceğim sadece. Ki bunlar böyle patlama kısmının dışından başlayacak. Of neydi onun adı? Kabala mıydı? Kabala değil. Klapa. Klapanın dışından başlaması için. Bu astar kısmını da normal kalıbı nasıl kestiysem öyle keseceğim. Ama birkaç tane yeri kesmeyeceğim. Nereleri keseceğim sadece onu göstereyim. Bu arka kısmı keseceğim. Bu kesin bir. Arkayı, önü ve kol kısmını kesiyorum. Sadece kısmını kesmiyorum. Şu klapa kısımlarını kesmiyorum. Pervaz kısımlarını kesmiyorum. Sadece bu üçünü keseceğim. İnşallah kumaşım da yeter. Şimdi bunları hemen keseyim. Sonrasında dikiş aşamasına geçelim. Evet, kollarını da bu şekilde gördüğünüz gibi hallettik. Şimdi de yine aynı kabanda yaptığımız gibi böyle yan dikişlerinden birleştiriyorum. Evet, astarını da dikmeyi bitirdim. Böyle oldu astarı da. Şimdi astarı nasıl takmam gerektiğini anlamak için öncelikle kendim bir iğneyle denedim. Çünkü nasıl yapacağımı bilmiyordum. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Astarı böyle kabanımızın düzünü aşağıya bakacak şekilde seriyorum. Sonra astarımı böyle koyuyorum. Yüzünü arkasını böyle koyuyorum ve arkasını pervaza iğneleyeceğim. Şöyle iğneliyorum. Pervazı böyle açıyorum. Astarın yüzünü kabanın düz yüzüne iğneliyoruz. Pervazlara sadece, klapaya, pervaza hepsine iğneledim. Teker teker böyle gördüğünüz gibi. Düz yüzüne bakacak şekilde iğneledim. Şimdi de bunları böyle dümdüz düz bir şekilde dikeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde pervazlara astarı diktim. Şimdi bunu çevireceğim. Şimdi çevirirken ne yapacağım? Kollarını şu taraftan alıyorum. Astarını alıyorum. Ve içeri doğru çeviriyorum kolunu.
Böyle astarı da koluna gelmiş oluyor böylece. Gördüğünüz gibi astarı bu şekilde oldu. Her yeri içine geçti. Şimdi bir tek etek uçları, yani kaban uç astar için diyorum. Etek uçları kaldı. Bir de kolları tabii ki. Şimdi öncelikle benim yapmak istediğim bir şey var. Bu dergide söylenmiyor ama şu şekilde klapaların dibinden bir makine çekmek istiyorum. Çünkü daha öyle daha düzgün duracağını düşünüyorum. O yüzden şöyle dibinden bir dikiş yapıyorum. Evet, böyle üstünden de dikişi diktim güzelce. Dibinden dikmeye çalıştım. Şöyle açınca da böyle duracak. Böyle daha iyi bence. Daha top görünecek bu şekilde. Siz de yapmalısınız diye düşünüyorum bu dikiş. Şimdi yapmamız gereken birkaç şey kaldı ve kaban diktiğime inanamıyorum. Şimdi kollarını yapıyorum. Şimdi kolunu yapıyoruz. Kolunu kendime göre kestim, kısalttım her şekilde. Aa, elime battı. Yan tarafını eşitleyip ikiye katlıyorum. Böyle yapacağım kolunu. Çünkü böyle daha kolay ve bence bu arada güzel gözükür, bir şey olmaz. Böyle ikiye katlıyorum ve düzgün bir şekilde de kemer köprülerine ve kemere geldi. Kemer köprülerini böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde bu şekilde katlayıp dikiyorum. Sonrasında çeviriyorum. Normal bunları köprü gibi yapacağız, yani tüp gibi. Kemer içinde iki tane ayrı parçam var benim, sadece kumaşım yetmediği için. Önce bu kumaşları birleştireceğim birbirine. Sonra yine bunları da bu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde dibinden dikeceğim. Sonrasında da çevireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kabanın her yeri böyle bu şekilde bitti. Kolları dahi. Şimdi yapmamız gereken şey bu etek ucunu halletmek. Bunun için şöyle kabanı açıyorum. Sonra bu astarı tersine çeviriyorum, yani sadece astar kısmını. Böyle tersi tersine koyduk. Tersini çevirdik kabanımıza. Şu şekilde. Tersi bu tarafta. Astarın yüzü iç tarafta kaldı. Yüzüne değdirecek şekilde koyduk yani kabanımızı ve astarımızı. Şimdi en alt ucundan böyle dikeceğim. Nasıl göründüğünü anlamak için teerledim önce. Çünkü oluyor mu diye bakmak için. Şimdi olduğunu anladım. Bu şekilde yapılıyor. Yüzü yüzüne bakacak şekilde koyuyorsunuz. Ters çevirip sonrasında alt ucundan dikiyoruz. Astarıyla birleştirdim burasını. Şimdi de şu tarafları kaldı. Bu tarafları için de öncelikle bir ütü yapacağım. Bunları böyle içeri kıvıracağım. Sonrasında da elimle dikeceğim. Şöyle şurasından ve burasından bunu kıvırdığım yeriyle elimle dikeceğim. Şimdi önce bir ütü yapalım. Birazcık kaşık kumaşı şöyle tutarak ütüleyeceğim. Astar dışarıda gözükmesini istemiyorum çünkü. Bu şekilde bir ütüleyeyim. Sonrasında da o altını ütüledik. Ütüledikten sonra böyle daha düzgün gözüküyor tabii ki. Kenar kısmını da bu şekilde ütüledim. Şimdi kenar kısmını şu şekilde birbirine dikeceğim. Elimle dikeceğim bunu. Çünkü zaten siz de kendi kaşe kabanınıza baktığınızda burada bir dikiş yok. Herhangi bir dikiş. Bunlar elimle birleştireceğim. Sonrasında da artık kemeri yapıp bitireceğim. Bu astar işi beni biraz zorladı açıkçası. Ama yine de astarlı olması güzel. Çünkü ben tam böyle bir profesyonel bir kaban gibi olmasını istemiştim. O yüzden astarlı yaptım. Aslında kalıp astarlı değildi. O yüzden kendim düşüne düşüne yaptım. Buralarını nasıl birleştireceğimi falan. O yüzden şimdi astarın bitmesini çok istiyorum. Burasını hemen gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Böyle burasından yaptım. Burasından diktim. Burasından da gözükmüyor. Şimdi yapacağımız şey kemer noktalarını belirlemek. Rüler yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi bunları böyle bu şekilde yerleştireceğim. Buraya böyle dikeceğim. Kemeri de hazırlamıştık öncesinde. Ben sonrasında ütüledim. Diktikten sonra bu şekilde dikiyorum şimdi ben bunları. Evet, bu videoda bu kabanı diktim. Kabanımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu. Gayet profesyonel oldu ve gerçekten de satın alabileceğiniz bir kaban gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok içime sindi yani. Böyle içerisine astar da yaptım. Şimdi size kaban dikimiyle ilgili bir tavsiyeler gibi bir şey vermek istiyorum. Çünkü ben hayatımda ilk defa kaban diktim. Daha öncesinde hiç ceket gibi bir şey dikmemiştim. Ceket dikmemiştim, mont dikmemiştim. Kaban diktim ilk başlamak için iyi bir seçenek mi bilmiyorum ama beni zorlamadı çok fazla. Zorlayan kısımları da söyleyeceğim. Şimdi öncelikle dikkat etmeniz gereken kısımları söyleyeceğim ve tavsiyelerimi belirtmek istiyorum. Önce bir kalıpla başlayın. Bu gerçekten de önemli bir tavsiye bence. Çünkü ilk defa dikiyorsanız bir şey, kendi kıyafetinizden kalıp çıkartırken hatalar yapabilirsiniz. Ve hatalar mesela kolunu belki pot olur,
Ne bileyim, belki penslerini doğru yere koyamazsınız. Ama eğer kalıpla çalışırsanız böyle şeyler olmaz ve bence kalıpla çalışmak daha güzel. Kendi kalıbınızı çıkarmayı gerçekten de doğru bir şekilde yapıyorsanız tabii ki kendi kalıbınızı çıkartarak yapabilirsiniz. Ama daha yeni başlıyorsanız veya benim gibi ilk defa dikiyorsanız bir kalıpla başlamanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. İkinci olarak kaşı kumaşım. Kaşı kumaş çok ince gibi geliyor. Gerçekten de bana çok ince gelmişti ve beni ısıtacağını düşünmedim giydiğimde. Yani kışın değil de sonbaharda giyebileceğim şey gibi olur zannettim. Ama hiç öyle olmuyor. Gerçekten de çok sıcak tutuyor ve ben dışarı çıktım ve beni gayet sıcak tuttu. Ve zorlandığım kısma gelecek olursak astarlama işlemi. Benim kalıbım astarlı bir kalıp değildi, o yüzden kendi fikirlerime göre yaptım astarlama işlemini. O yüzden biraz zorlandığım yerler oldu açıkçası astarlama konusunda. Astarı dikme konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Astar normal, bu kabanı diker gibi diktim çünkü. Sadece buraları falan hariç neyse. Aslında biraz zorlanmadım ama astarı kabana geçirirken zorlandığım doğru. Evet. Yani o kısım biraz beni zorladı açıkçası. Özellikle kol kısımlarını yapamadım ilk başta. Çünkü gergin oldu ilk yaptığımda. Sonrasında yeniden düzeltmek zorunda kaldım. O yüzden burası biraz sizi zorlayabilir açıkçası. Beni zorladı çünkü. Yani belki sizi zorlamaz yani. Siz benden daha iyi yapıyor olabilirsiniz ilk benim deneyimimde. Ama benim zorlandığım yer burası oldu. Özellikle şu aşağı kısımları kendi fikrime göre yaptım. Ve bence gayet güzel oldu. Yani kendi montunuza, kendi kabanınıza baka baka yaparsanız daha kolay olur. Çünkü ben hep onlara bakarak yaptım. Diğer kaşe kabanıma bakarak yaptım. Onun gibi içerisini tamamladım. Böyle oldu kabanım. Ben çok mutluyum gerçekten de. Çünkü kaşe kabanlar çok pahalı ve bu kaşı en fazla uygun bir yerden almıştım. Kiloyla satılan bir yerden almıştım ve bir kilosu 25 liraydı kumaşların. Hadi diyelim bu kumaş 1 kilo geldi. 25 liraydı kabanım olmuş oldu yani ve hiçbir yerde alamazsınız bence 25 liraya bir kaban. O yüzden kendiniz dikmek gerçekten çok güzel ve çok ekonomik oluyor. Ve kendi diktiğiniz için böyle sanki giymesi daha güzel oluyor. Dikkate almanızı istediğim yerler bunlar. Astarlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz ve bu hiç önemli değil. Yeniden dikip yeniden sökmek hiç sorun değil. Çünkü ben de öyle yapıyorum bazen. Mesela bu kol. Şu kolum düzgün olmuştu, sağ kolum. Ama sol kolumu yapamamıştım. Yeniden diktim. Söküp yeniden yaptım. Bu normal bir şey yani. Hiçbir zaman pes etmeyin. Önemli olan devamında güzel bir sonuca ulaşmak. Sonuca ulaşmak önemli olan. Benim kabanım bu şekilde oldu. Şöyle kuşaklı bir kaban yaptım. Çünkü diğer kabanım düğmeliydi. Ben de bu sefer böyle bornoz gibi olsun istedim. Böyle oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de kaban dikersiniz ve kabanınız sizin için çok güzel olur ve çok hazır olur. Teşekkür ediyorum yeniden. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim.